Evet. Şimdi analitik geometri ile ilgili öncelikle bilmemiz gereken koordinat düzlemi. Bakın şöyle iki tane doğrunun birbirine dik şekilde çizilmesiyle oluşturulan sisteme koordinat düzlemi diyoruz. Koordinat düzlemi diyoruz. Tabii birbirine dik şekilde. Burada şu kesişim noktası orijin diye adlandırılıyor. Ve hem x hem y değerinin sıfır kabul edildiği nokta. Şu yatay ekseni x ekseni diyoruz. Ya da apsisler ekseni denir. Apsis x demektir. Apsisler ekseni. Ya da y eşittir sıfır doğrusu derler. Y eşittir sıfır doğrusu. Üç tane ismi var. Ama tabii çoğunlukla x ekseni ismini kullanıyoruz. Ama nadiren bazı sorularda karşılaşırsınız. Apsisler ekseni de denir. Çünkü sebebi x dediğimiz apsis diye adlandırıyoruz. Y eşittir sıfır doğrusu da dediği sorular var. Kullanılabilir. Şu düşey eksene de dik durumda duran eksene de y ekseni diyoruz. Buna aynı zamanda ordinatlar ekseni veya x eşittir sıfır doğrusu da denir. Ordinat dediğimizde y demek oluyor. Apsis x demektir. Ordinat y demektir. Y dediğimiz değer ordinat değeridir. X dediğimiz değer de apsis değeridir. Bu ikisinin kesişim noktasına da orijin diyoruz. Ve bu noktada hem ordinat hem apsisin sıfır olduğu kabul edilir. İkisi de sıfıra sıfır. Tabii %95 x ekseni aksi belirtilmemişse bazı sorularda denk geliyor. Olabilir veya atıyorum havacılıkta ters kullanımlar olabiliyor veya denizcilikte. Sağ taraf orijinin sağ tarafında kalan x ekseni pozitiftir. Sol taraf negatiftir. Y ekseninde de üst taraf pozitif, alt taraf negatiftir. Burası birinci bölge, şurası ikinci bölge, şu üçüncü bölge, şu da dördüncü bölge diye adlandırılır. Saate ters yönde dönüyor isim. 1, 2, 3, 4. Saatin dönüşüne ters yönde. Birinci bölgede hem apsis hem ordinat pozitiftir. İkinci bölgede apsis negatif, ordinat pozitif. Üçüncü bölgede her ikisi de negatif. Dördüncü bölgede apsisler pozitif, ordinatlar negatiftir. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Neden? Soruda bazen şey diyebiliyor. Mesela atıyorum A noktası üçüncü bölgededir diyor. Şimdi A noktası üçüncü bölgedeyse demek ki x ve y değerleri ikisi de negatif. O yüzden şunu en azından şunu bilin. Numaralandırma saate ters yönde oluyor. 1, 2, 3, 4. Tabii sağ taraf artı x ekseninde sol taraf eksi. Y ekseninde de yukarısı artı aşağısı eksi. Aksi belirtilmediği müddetçe. Bazen dediğim gibi ters seçmeler olabilir. Özel işte havacılıkta, denizcilikte bunları ters seçebilirler. Ama onu da tabii bize soruda belirtmesi gerekir. Belirtilmemişse düzenimiz bu. Evet, bunun dışında bir noktayı nasıl bulacağız? Noktanın yerini. Tabii tahta çok karıştı. Şöyle sileyim, yeni bir koordinat düzlemi çizeyim. Unutmayın, x ekseni üzerindeki bütün noktaların x ekseni üzerindeki bütün noktaların y değeri sıfırdır. Bir noktanın koordinatlarını söylerken önce x değeri her zaman için sonra y değerini söylüyoruz. Dolayısıyla buradaki bütün noktaların y değerleri sıfır olur. Şöyle üç tane nokta verdim. Bütün noktaların y değerleri sıfırdır. Diyelim bu şuradan gittik. 1, 2, 3. Y ekseninde de tam tersi bütün noktaların bunlarda da bütün noktaların x değeri sıfırdır. Yani biz burada herhangi bir noktanın eğer y ekseni üzerinde ise koordinatını söylemek istiyorsak mesela şurasına 0'a 1 diyeceğiz. X değeri 0, 0'a 2, 0'a 3. Şimdi bölge içerisindeki bir noktayı bulmak istiyoruz. Diyelim ki şu bölge, şu noktanın A noktası olsun.
koordinatlarını okumak istiyoruz. X değerini bulmak için x eksenine dik çiziyoruz. Dik geliyoruz. Bakıyoruz kaça denk gelmiş? 3'e. Y değerini bulmak için y eksenine dik çiziyoruz. Kaça gelmiş? 2'ye. O zaman bunun koordinatları 3'e 2'dir diyoruz. Bakın bunu doğru sırada söylememiz gerekiyor. Neden? 3'e 2 A noktası burada olduğunu gösterir. Eğer sen bunu ters 2'ye 3 dersen onu da şöyle bulacaksın. X2'den şöyle dik bir şekilde doğru çiziyorsun. Y eşittir 3'ten dik bir şekilde doğru çiziyorsun. İkisinin kesişim noktası. Şu da B noktası olsun. Bakın bunun koordinatları da 2'ye 3'tür. Dolayısıyla ters söylediğinde bahsettiğin başka bir nokta. Biz bunu 2'ye 3 dersek o zaman A noktasını değil B noktasını söylemiş oluruz. O yüzden doğru sırada söylememiz gerekiyor. Evet, koordinat üstünde noktaların gösterilmişi de bu. Ha, olur da üçüncü eksen olursa Z ekseni, o da tabii şimdi tahtada gösteremeyeceğiz. Şu şekilde, kalemin olduğu şekilde bize doğru gelen eksendir. Tahtanın içinden bize doğru gelen, tabii öbür tarafı da arkaya doğru, tahtanın arkasına doğru giden eksen olur. Üçüncü boyut. Onu da şöyle gösterirler genelde tahtada. Şu da Z ekseni derler. Şöyle tahtanın içerisinden bize doğru gelen bir doğru olduğunu düşünün. O da üçüncü boyut olur. Ama tabii şimdiye kadar hep iki boyut sordular. Tekrar edecek olursak, x ekseni üzerindeki bütün noktaların y değeri sıfır, y ekseni üzerindeki bütün noktaların x değeri sıfır. Herhangi bir noktanın koordinatını okumak istiyorsak, x'ini bulmak için x'e dik çiziyoruz. Kaça denk geldiyse x değeri odur. Ordinatını, y'sini bulmak istiyorsan y eksenine dik çiziyorsun. Kaça denk geldiyse o ordinatı da y değeri de odur diyorsun. Evet, koordinat düzlemiyle ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Nokta okumasını bileceğiz. Nokta okumasını bileceğiz. Gelelim doğrunun analitiğine. Doğrunun analitiği. Şimdi birçok kitapta doğrunun genel ifadesi ax artı by artı c eşittir 0 şeklinde verilir. Doğrunun genel ifadesi ax artı by artı c eşittir 0 şeklinde verilir birçok kitapta. Ama ben doğrunun genel ifadesi olarak bunu değil, baştan onu söyleyeyim. Bunu değil, y eşittir mx artı k'yı kullanmayı tercih ediyorum. Doğrunun genel ifadesi olarak y eşittir mx artı k'yı kullanıyorum. Burada m dediğimiz doğrunun eğimidir. M dediğimiz doğrunun eğimidir. Yani genel ifadeyi bilmemizin şu faydası var. Eğer sen ax artı by artı c eşittir 0 genel ifadesini kullanıyorsan, bu ifadeyi kullanıyorsan, o zaman eğim eşittir eksi a bölü b formülünü kullanacaksın. Eğim eşittir eksi a bölü b formülünü kullanıyor olman gerekir. Ama ben dediğim gibi genel ifade olarak bunu kabul ediyorum. Y eşittir mx artı k diye kabul ediyorum. Bakın burada dikkat edin. Y eşitliğin bir tarafında yalnız başına. Y eşitliğin bir tarafında yalnız. Ve önünde katsayı yok. Önünde katsayı yok. Bu durumdayken x'in önündeki sayı doğrunun eğimidir. Bu durumdayken x'in önündeki sayı doğrunun eğimidir. Yani adam bize 2y artı 6x eksi 8 eşittir 0 diye bir denklem verdi. O zaman ben ne yapıyorum? Öncelikle burada y'yi yalnız bırakıyorum. O zaman diyorum ki 2y eşittir eksi 6x artı 8. Herkesi 2'ye bölüyorum. Y eşittir eksi 3x artı 4. Önce verilen ifadeyi, denklemi buna çeviriyorum. Şimdi diyebilirim ki bu doğrunun eğimi eksi 3'tür. Direkt eğimi söylüyorum. Şu k sayısı da, bu durumdayken k sayısı da doğrunun y eksenini kestiği y değeridir. Ordinat değeridir. Ve diyorum ki bu doğru ekseni, koordinat düzlemini 4, y eşittir 4 noktasında keser. Böyle bana avantaj sağlıyor.
kolay bir koya veya böyle alışmışım diyelim. Bu şekilde çözüyorum. Bu durumda genel ifadeyi bu kabul edersek, tekrar edecek olursak, x'in önündeki sayı direkt doğrunun eğimi olur. Geride kalan k sayısı da doğrunun y eksenini kestiği y değeridir. Yazıyorsunuz diye biraz bekliyorum, yazanlar varsa diye. Sonra başka ne söyleyebiliriz? Eğer bir doğrunun eğimi sıfırdan büyükse buna artan doğru deriz. Artan doğru. Eğim sıfırdan küçükse buna da azalan doğru deriz. Eğer bir doğrunun eğimi sıfırdan büyükse bu artan doğrudur. Yani artandan kasıt şudur. X değerleri büyüyorsa Y değerleri de büyüyordur. X değerleri küçülüyorsa Y değerleri de küçülüyordur. Eğim eğer sıfırdan küçükse, negatifse, o zaman bu doğru azalan doğrudur. O zaman bu doğru azalan doğrudur. Azalandan da kasıt şudur. Değişkenler ters hareket ediyordur. X değerleri artıyorsa Y değerleri azalıyordur. Tabii tam tersi de X değerleri azalıyorsa bu sefer de Y değerleri artıyordur. Tabii eğim eşittir sıfırsa o zaman doğru X eksenine paraleldir. Eksenine paraleldir. Eğer doğrunun eğimi sıfırsa o zaman doğru X eksenine paraleldir. Doğrunun eğimi sıfırsa X eksenine doğru paraleldir. Gelelim doğrunun denkleminin bulunması. Bizim için önemli tabii. Her doğrunun kendine ait bir denklemi var, ifadesi var. Bunu bulmamız gerekiyor. Her doğrunun kendine özel bir ifadesi vardır. Sorularda da sorulursa bu sorulur. Veya ifade verilip ne bileyim nokta da sorulabilir tabii ki. Ama çoğunlukla sorulan doğrunun denklemidir. Doğrunun kendine ait özel denklemi. Şunu unutmayın. Biz doğrunun eğimini ve geçtiği bir noktayı, geçtiği en az bir noktayı bilmiyorsak doğru denklemini yazamayız. Bir doğru denklemini yazabilmek için doğrunun eğimini ve doğrunun geçtiği en az bir noktayı bilmemiz gerekir. Doğrunun geçtiği en az bir noktayı bilmemiz gerekir. Doğrunun denklemini yazabilmek için. Eğimi bileceğiz, doğrunun geçtiği noktayı bileceğiz. O zaman demek ki bu bir şekilde soruda bize söylenir. O zaman örneğini yapalım. Diyelim ki eğim eşittir 3 olsun. Doğrunun eğimi 3 ve 5'e 17 noktasından geçiyor. Doğru. Bu bize söylendi. Dedi ki doğrunun eğimi 3'tür. 5'e 17 noktasından geçiyordur. Bu doğrunun denklemi nedir diye soruldu. Denklemi nedir? O zaman şimdi ben ne demiştim? Benim için doğruların genel ifadesi y eşittir mx artı k'dır. M neydi? Eğimdi. O zaman y eşittir 3x artı k oldu. Eğimi 3 dediğine göre o zaman y eşittir 3x artı k oldu. Doğru 5'e 17 noktasından geçiyormuş. Demek ki x yerine 5, y yerine 17 yazdığımızda ifadenin birbirini tamamlaması lazım. Birbirine eşit çıkması lazım. O zaman yazıyorum. Y yerine 17, x yerine 5 yazdım. Buradan da k'yı 2 buldum. Eğer k 2 olursa x 5 iken y 17 çıkıyor. O zaman bizim doğrunun denklemi 3x artı 2 oldu. Eğim 3 olduğuna göre k'yı da 2 bulduk. Demek ki doğrunun denklemi y eşittir 3x artı 2'dir. Diyeceksin böyle soru olur mu? Büyük bir ihtimal böyle bir soru olmaz. Neden? Burada her şeyi açıkça söylüyoruz. Eğim budur diyoruz, geçtiği nokta budur diyoruz. Senin yapman gereken sadece yerine yazmak oluyor. İş çok basit. O yüzden bunları bize söylemek zorunda ama açık açık söylemez. Açık açık söylemez. Ne yapar? Şunu yapabilir. Burayı siliyorum arkadaşlar. Der ki
2x artı 3y eksi 8 eşittir 0. Doğrusuna paralel olan ve 3'e eksi 5 noktasından geçen. Doğrunun denklemi nedir der. Şimdi 2x artı 3y eksi 8 eşittir 0 doğrusuna paralel olan ve 3'e eksi 5 noktasından geçen. Doğrunun denklemi nedir diye sorar. Şimdi burada geçtiği noktayı zaten yine açık bir şekilde söylemiş. 3'e eksi 5 noktasından geçecek. Bu tamam. Gizli olan ne? Eğim. Onun için de şunu bilmemiz gerekiyor. İsterseniz not alın arkadaşlar, bilmeyenler. İki doğru birbirine paralelse eğimleri birbirine eşittir. İki doğru birbirine paralelse eğimleri birbirine eşittir. Unutmuyoruz bunu. Eğer iki doğru birbirine paralelse bu iki doğrunun eğimleri birbirine eşittir. O zaman ben bunun eğimini bulurum. Bu doğrunun eğimini bulurum. Demek ki bana sorduğu doğrunun eğimi de odur. Bunun ne çıktıysa sorduğu doğrunun eğimi de o olur. Bunun eğimi 3y eşittir eksi 2x artı 8 dedim. Y eşittir eksi 2 bölü 3x artı 8 bölü 3. Şimdi bunun eğimi x'in önündeki sayı. Eksi 2 bölü 3. O zaman bana sorduğu doğrunun eğimi de eksi 2 bölü 3 olur. Eğimi bulduktan sonra o zaman biraz önce yaptıklarımın aynısını tekrarlarım. Derim ki y eşittir eksi 2 bölü 3x artı k. 3'e eksi 5 noktasından geçecekmiş. Yazarım yerine eksi 5 eşittir eksi 2 bölü 3 çarpı 3 artı k. K eşittir eksi 3. Doğru mu? Şunlar gitti, bu buraya gitti. K eşittir eksi 3. O zaman bize sorduğu doğrunun denklemi y eşittir eksi 2 bölü 3x eksi 3'tür. Y eşittir eksi 2 bölü 3x. K ne oluyor tam olarak? K en başta söylemiştik. Doğrunun y ekseni kestiği nokta. K doğrunun y eksenini kestiği nokta. Şey de düşünebilirsin. Orijinden uzaklığı diye de düşünebilirsin. Şimdi tabii bu soruyu ben bu şekilde çözmüyorum. Onu da baştan söyleyeyim. Tamam, normal çözüş yolumuz bu. Normal çözüş yolumuz bu. Ama ben bunu bu şekilde çözmüyorum. Onun yerine şunu yapıyorum. Daha pratiğime geliyor. Bunu yazdıysak, şimdi kendi yaptığımı göstereyim. Bir kere doğrular birbirine paralelse eğimleri eşit olacak. Bunu biliyoruz. O zaman bize sorduğu soruda da x ve y'nin önündeki katsayılar 2'ye 3'tür. Eğim değişmeyeceğine göre iki doğru birbirine paralelse eğimleri eşittir dedik. O zaman bize sorduğu doğrunun denkleminde de x ve y'nin önündeki katsayılar 2'ye 3'tür. Değişmez. Aynısı olacak ki eğimler aynı çıksın. Tek değişen bir şey vardır. O da sabit terim. Sadece sabit terim değişir. O zaman buradaki eksi 8 yerine artı k yazdım. Oraya başka bir sayı bulacağız. Tabii hangi sayıyı bulacağız? Bakın bu noktadan geçiyormuş. 3'e eksi 5. O zaman x yerine 3, y yerine eksi 5 yazınca sonucun 0 çıkması lazım. Bunu sağlayan k sayı neyse k sayısı odur diyeceğiz. Yazalım. 2 çarpı 3 artı 3 çarpı eksi 5 artı k eşittir 0. Buradan 6 dur direkt bulayım. 6 eksi 15 eksi 9 at öbür tarafa. K eşittir 9 olur. Şimdi bulduğun k'yı yerine yazarsan 2x artı 3y artı 9 eşittir 0. Bize sorduğun sorunun denklemi buymuş. Oldu mu arkadaşlar? Böyle ben biraz daha hızlı oluyor. Bana hızlı geliyor. Veya alışmışım. Ha diyebilirsin. Hocam biraz önce bunu yazmadık. Bulduğumuz cevap. Dikkat edin. Biraz önce bulduğumuz cevapta y yalnız yazıyordu. Y tek başınaydı. Burada da y'yi yalnız bırakırsan gördüğün üzere aynı sonucu elde edersin.
Y'yi yalnız bıraktığımızda aynı sonuç çıkar zaten. Bu arada şunu da söyleyelim. Böyle bir soruda adam şıklara bunu da yazabilir, bunu da yazabilir. Hangisini yazacağını bilmiyoruz. Sonuçta bu ikisi aynı şey demek. Yani şurada şu ikisi aynı şey demek. Dolayısıyla burada tek yaptığımız Y'yi yalnız bırakmak. Sen soruda şıklara bakacaksın. Soruda nasıl yazmış? Y'yi yalnız bırakıp mı yazmış? Yoksa bu şekilde mi yazmış? Ona göre sen de bulduğun cevabı çevireceksin. Diyelim şıklarda böyle yazıyor. Sen bunu buldun. Bunu buna çevireceksin. Veya sen öbür türlü çözdün. Bunu buldun ama adam şıklara böyle yazmış. O zaman bunu buna çevireceksin. O çevirmeleri siz yapacaksınız. Şıklarda bunun genel bir standardı yok. İlla soruda şıkları ben Y eşittir diye yazmak zorunda değilim. İki ifade de birbirinin aynısı olduğu için, birbirine eşit olduğu için ben şıklara bunu da yazabilirim, bunu da yazabilirim. Ne yazacağını bilmiyoruz. O yüzden ben kendim bu soruyu çözerken paralel dediğinde bu şekilde, pratik bir şekilde çözüm yapıyorum. Daha hızlı oluyor. Gelelim. Başka ne diyebilir? Soruyu değiştirdim. Mesela bu sefer de dedi ki 3x eksi 2y eksi 7 eşittir 0 doğrusuna dik olan ve eksi 2'ye 5 noktasından geçen doğrunun denklemi nedir? Bakın bu sefer de dik dedik. Dik olan. Dik olan. Bunun için de şunu bilmemiz lazım. Eğer iki doğru birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi 1'dir. İki doğru birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi 1'e eşittir. Bunun için de bu notu bilmemiz gerekiyor. İki doğru birbirine dik ise eğimleri çarpımı eksi 1'dir. O zaman yine burada bakın noktayı söylemiş. Eğimi gizli söylemiş. Bunun eğimini bulacağız. Sonra oradan da bize sorduğu doğrunun eğimini bulacağız. Çarpımları eksi 1 olması gerekiyor. O zaman önce yine yapmam gereken bu doğrunun eğimini bulacağım. Y'yi yalnız bırakıyorum. 3x eksi 7 eşittir 2y. Y eşittir 3 bölü 2x eksi 7 bölü 2. Şimdi burada x'in önünde 3 bölü 2 var. O zaman bunun eğimi 3 bölü 2'dir. Buna dik olan doğrunun eğimi m1 diyeyim buna m2 çarpınca eksi 1 yapması gerekiyor. O zaman onun eğimi de eksi 2 bölü 3 olur. Bunu söylemesi kolay. Bakın şunun işaretini değiştirip payla paydayı yer değiştirin. Bu artıydı, eksi olacak. Çünkü sonucu negatif çıkması gerekiyor. 3 bölü 2, payla paydayı yer değiştir. 2 bölü 3. Oldu, bitti. Şimdi eğimi biliyorsun. Geçtiği noktayı biliyorsun. Denklemi yazarsın. Y eşittir eksi 2 bölü 3x artı k. Koy noktaları yerine. 5 eşittir eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 artı k. Bunu çarptık 4 bölü 3 öbür tarafa geçirdim. Eksi 4 bölü 3'ten 11 bölü 3 eşittir k buldum. K'yı da bulduktan sonra demek ki deriz y eşittir eksi 2 bölü 3x artı 11 bölü 3 diye denklemimizi buluruz. Doğrunun denklemini buluruz. Buna bir pratik çözümümüz var mı? Bunu da şöyle yapıyorum. Pratik olsun diye. Eğer dik dediyse eğimleri çarpımı sağlanabilmesi için bakın x ve y'yi yazıyorum. Önlerindeki katsayıyı yer değiştirip aradaki işareti değiştiriyorum. Eksiyi artı yaptım. Tekrar söyleyeyim. Bakın biraz önce paralelde x ile y'nin katsayılarını değiştirmemiştim. Aynı katsayıları alıp koymuştum. Sadece şu sabit sayı değişir demiştim. Dik dediğinde eğer dik derse o zaman x ile y'nin önünde yazan sayıları yer değiştiriyorum. X'in önünde 3 vardı onu y'nin önüne yazdım. Y'nin önünde 2 vardı onu da x'in önüne yazdım. Sonra bakın arada da eksi işareti var. Aradaki eksi işaretini değiştiriyorum artı yapıyorum. Tabii bir de artı k eşittir 0. Şunu yaparak eğimi değiştirmiş olduk. Şimdi K yazdım. Noktayı geçeceğiz. O noktadan geçen değeri bulacağız. Yazalım yerine.
2 çarpı eksi 2 artı 3 çarpı 5 artı k eşittir 0. Eksi 4, 11 daha artı 15 daha artı 11 attım bu tarafa eksi 11. Demek ki 2x artı 3y eksi 11 eşittir 0 doğrunun denklemidir dedim. Dikkat ederseniz burada bunu bulmuştuk. Y eşittir eksi 2 bölü 3x artı 11 bölü 3 bulmuştuk. Burada ise 2x artı 3y eksi 11 eşittir 0 bulduk. Ama burada yine y'yi sen yalnız bırakırsan, bakın burada y'yi yalnız bıraktığında eksi 2 bölü 3x artı 11 bölü 3 aynı cevabı elde ediyorsun. Aynı cevabı elde edersin. Evet, paralel derse öyle dedik, dik derse böyle dedik. Başka ne diyebilir? Hani dedik ya, sonuçta size muhakkak eğim ve geçtiği bir noktayı söylemek zorunda. Ama bunu açık açık söylemiyor. İşte böyle paralel diyor. Senin neyi bilmen gerekiyor? İki doğru paralelse eğimleri eşittir. Veya dik diyor. İki doğru birbirine dikse o zaman eğimleri çarpımı eksi birdir. Bu bilgileri bilip bilmediğine bakıyor. Bir de şöyle yapabilir. Ne demiştik? En az bir noktayı bilmen lazım. Doğrunun geçtiği en az bir noktayı bilmen lazım. Bize bir değil de iki nokta söyleyebilir. Der ki doğru 3'e 7 noktası ve 5'e 15 noktasından geçiyor. Doğrumuz 3'e 7 ve 5'e 15 noktasından geçiyor. Doğrunun denklemi nedir dedi. 3'e 7 ve 5'e 15 noktasından geçen doğrunun denklemi nedir dedi. Burada bakın nokta, en az bir nokta bilmeliydik. Bir değil iki nokta biliyoruz. Fazladan bir noktamız da var. Ama yine neyi söylememiş? Eğimi söylememiş. O zaman öncelikle eğimi bulacağız. Eğim eşittir. Y2-Y1 bölü X2-X1'den bulabiliriz. Thales teoremi. Eğim eşittir. Tanjant teta'dan. Y2-Y1 bölü X2-X1'den buluruz. Bu da o zaman tabi hangisini x1 y1 seçtin, hangisini x2 y seçtin sana kalmış. Şunlar daha büyük olduğu için bunları x2 y2 seçeyim. Şunu da x1 y1 seçeyim. 15 eksi 7 bölü 5 eksi 3. O da 8 bölü 2'den 4. Artık eğimi biliyorum. O zaman yazarım. Y eşittir 4x artı k. Noktalardan herhangi birini alabilirsin. Hangisini istiyorsan. Sonuçta her ikisi de sağlamak zorunda. Zaten ikisini de birden sağlamıyorsa ortada bir yanlışlık vardır. Şunu seçeyim. Sayılar daha küçük. 7 eşittir 4 çarpı 3 artı k. O zaman k eşittir eksi 5. Demek ki denklemimiz 4x eksi 5. Bunu da bu şekilde hallederiz. Denklemimiz 4x eksi 5. Evet, doğru denklemi yazmak böyle. Ya paralel der, ya dik der. Ya da bir değil de iki nokta verir, eğimi sana bulutturur. Eğimi sana bulutturur. Peki doğrunun analitiğiyle ilgili başka ne sorabilir? Doğruların kesişim noktasını sorabilir. Bize iki tane nokta doğru verir. Mesela 2x artı 3y eksi 16 eşittir 0. Doğrusu ile 3x eksi 4y eksi 7 eşittir 0. Doğrularının kesişim noktası nedir der. Doğrularının kesişim noktası nedir? Tabii aslında bunu da bulmasını biliyoruz. İki birim yani denklem çözümü. Burada öncelikle bilinenleri diğer tarafa geçirelim. 2x artı 3y eşittir 16. 3x eksi 4y eşittir 7 diyelim. Sonra x, y'den herhangi birinden kurtulacağız. Yok etme metoduyla taraf tarafa toplama yapıp x, y'yi bulacağız. Hangisinden kurtulayım? Y'den kurtulayım. Şurayı 4 ile şurayı 3 ile çarpsam 8x, 9x daha 17x, 12y eksi 12y birbirini götürdü. 64
21 daha 85. Buradan x eşittir. Yerine yazayım. Şurada 2 çarpı 5 artı 3y eşittir 16. 3y 6, y'yi de 2 diye buldum. O zaman kesişim noktası 5'e 2'dir dedim. Kesişim noktası 5'e 2'dir. Bu şekilde de iki doğrunun kesişim noktasını bulabiliriz. Kesişim noktasını da bu şekilde buluruz. Sonra ne kaldı geriye? Doğruların grafiği var. Doğrunun grafiğini nasıl çizeceğiz? Grafiği çizerken bizim için önemli olan noktalar, özellikle önemli olan noktalar, eksenleri kestiği noktalardır. Doğrunun eksenleri kestiği noktalardır. Mesela 2y eksi 3x artı 12 eşittir 0 dedi. Biz bu doğrunun grafiğini çizmek istiyoruz. Çakışık var mı hocam demiş. Geliriz birazdan çakışa Arzu. Onu da söyleriz. 2y eksi 3x artı 12 eşittir 0 doğrusunun diyelim ki şeyini çizmek istiyoruz. Grafiğini çizmek istiyoruz. Ne demiştik? X ekseni üzerindeki bütün noktaların y değeri sıfırdır. O zaman y eşittir sıfır diyeceğiz. Y eşittir sıfır diyeceğiz. Bulduğumuz x doğrunun x eksenini kestiği noktadır. Şimdi burada y eşittir sıfırsa buradan x eşittir 4 buluruz. Aynı şekilde y ekseni kestiği noktayı bulmak için de x eşittir 0 seçiyorum. Bu sefer de x yerine 0 yazacağım. 2y eksi 3 çarpı 0 artı 12 eşittir 0. O zaman bunun y değeri de eksi 6'dır. O zaman şöyle çizelim. Bakın x'i 4 noktasında, y'yi de eksi 6 noktasında kesiyormuş. Ha, doğrunun grafiği bu. X'i eksi 6, y'yi 4'te kesiyor. X'i eksi 6, y'yi 4'te kesiyor. Grafiği çizerken yapacağımız şey bu. Tersten sorabilir. Grafiği verip denklemi bulmanı isteyebilir. Doğrunun grafiğini verip denklemi bulmanı isteyebilir. Orada da şunu yapıyoruz. Mesela bir şöyle verelim. Eksi 3'e 2 dedi. Doğru x eksenini eksi 3'te, y eksenini artı 2'de kesiyormuş. Burada değişik kullanımlar var. Ben şöyle yapıyorum. Bakın x'i eksi 3'te kesiyormuş. Bunu y'nin önüne yazıyorum. Y'yi artı 2'de kesiyormuş. Bunu da x'in önüne yazıyorum. Eşittir diyorum. Eksi 3 kere 2 eksi 6. Doğrunun denklemi budur. Bunu bölmeli yapanlar var. Ben bunu tercih ediyorum. Daha kolayıma geliyor. Mesela bir tane daha örnek yapayım. Daha iyi anlaşılsın. Şöyle bir doğru olsun. Şurası eksi 2, şurası eksi 5. Hemen bakıyorum. X eksenini eksi 2'de kesmiş. Eksi 2 y yazıyorum. Ters yazıyorum. Y eksenini eksi 5'te kesmiş. Eksi 5 x yazıyorum. Ters yazıyorum. Eşittir. Eksi 2 ile eksi 5'i çarpıyorum. Artı 10. Eksi 2 ile eksi 5'i çarptım. Artı 10. Tabii bu metodu kullanabilmek için doğrunun eksenleri kestiği iki noktayı da bilmen lazım. X eksenini nerede kesiyor? Y eksenini nerede kesiyor? Bunu bilmen lazım. Bunu her zaman söylemez. Bunu her zaman söylemeyebilir. Bize grafiği şu şekilde verebilir. Şöyle yaptı. Dedi ki bunu eksi 2'de kesiyor. Şurası da 1'e atıyorum 4. 1'e 4 demeyeyim. 1'e 3 diyeyim. Bu da 1'e 3. Şimdi biz bu noktayı bilmiyoruz. O zaman biraz önce yaptığım metodu kullanamayız. Ha, burada ne yapacağız? Burada sonuçta şu noktanın koordinatı belli. Bu noktanın koordinatı 1'e 3. Ve
Şu noktanın koordinatını da biliyorum. Bu da eksi 2'ye 0. İki noktası bilinen doğrunun denkleminin yazılmasını uygulayacağız. Önce eğimi bulacağız. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 eşittir 1. Eğim 1'miş. O zaman Y eşittir MX artı K'da. Y eşittir 1X artı K. Şu noktayı seçtim. 3 eşittir 1 çarpı 1 artı K'dan K eşittir 2. O zaman ne oldu? Bizim doğrunun denklemi Y eşittir X artı 2 oldu. Doğrumuzun denklemi bu oldu. Y eşittir X artı 2. Bunu biraz önce anlattığımız iki noktası bilinen doğru denklemini bulmaktan çözeceğiz. Eğimi bulacağız, sonra denklemi yazacağız. Ama dediğim gibi eğer eksenleri kestiği noktaları söylediyse bununla uğraşmayın. Direkt o pratik yöntemi çözümü yap, uygulayın. Şimdi Arzu arkadaşımız ne demişti? Çakışık doğrular olur mu hocam demişti. Olur. Hani sana kalkıp şey diyebilir. 2x artı 3y eksi 10 eşittir 0. 4x artı 6y eksi 20 eşittir 0. Doğrularının kesişim noktası nedir der. Şimdi yine burada biz çözüm yapacağız. 2x artı 3y eşittir 10 dedik. Bilinen sayıları öbür tarafa geçiriyorum. 4x artı 6y eşittir 20 dedik. Üst tarafı eksi 2 ile çarptım. X'leri yok edeceğim. Yalnız bunları eksi 2 ile çarpınca bunlar gitti. Bunlar da gitti. Burası da sıfır. Lineer denklem sistemi çözümünden hatırlıyor olmanız lazım. Sıfır eşittir sıfır çıktıysa bu ne demektir? Sonsuz çözüm var. Sonsuz çözüm var. Ya da işte analitik geometride bunun anlamı doğrular çakışık demektir. Sonsuz çözüm varın geometrideki anlamı doğrular çakışık demektir. Doğrular çakışık demektir. Ha, burada sıfır eşittir. Mesela şurası 10 değil de 15 olsaydı, 15 olsaydı, o zaman bu sonuç şurada 10 çıkacaktı. 0 eşittir 10 diye bir şey çıkacaktı. O zaman bu ne demektir? O zaman bu doğrular paraleldir demektir olur. Lineer denklem sistemi çözümünü hatırlayın. Eğer 0 eşittir 10 çıktıysa, o zaman bu çözüm kümesi boş kümedir. Kesişim noktası yoktur. Bunun geometrideki anlamı doğrular paraleldir demek olur. Bunun anlamı da doğrular paraleldir olur. Ne diyemişler? Hocam bir de simetriyi verir misiniz? Hani y eşittir eksi x'e göre falan gibi. Ben önceki grafiği anlamadım. Oğlum izin vermedi. Tekrar anlatır mısınız? Önceki grafik derken doğrular paraleldir. Önceki grafikten kastın şu muydu? En son şunu çizmiştim. Eksi 2, 1'e 3 demiştim. Ha, şimdi burada sonuçta şu noktanın koordinatlarını biliyoruz. 1'e 3. Bu noktanın koordinatlarını biliyoruz. Eksi 2'ye 0. İki noktası bilinen doğrunun denklemini yazmayı uygulayacağız. Eğim eşittir. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. Buradan eğimi 1 buldum. O zaman Y eşittir 1X artı K dedim. MX artı K. Eğimi 1 bulduk. Noktanın birini yerine koydum. Şunu yerine yazayım. 3 eşittir 1 çarpı 1 artı K. K eşittir 2. Demek ki doğrunun denklemi Y eşittir X artı 2'dir dedim. En son söylediğim buydu grafikle ilgili. Oldu mu Derya? Ara verebilir miyiz? Tamam hocam, sağ olun. Önemli değil Derya. Evet, bayağı ilerlemiş. Arkadaşlar bir ara verelim. Aradan dönüşte simetri dediler. Simetriyle ilgili bir şeyler söyleyeyim. Onu da ilgili son zaten. Onu da söyleyelim. Ondan sonra fasikülümüzdeki sorulara geçeceğiz.
Evet, saat 18.50, 19'a kadar ara veriyoruz arkadaşlar. Saat 19'da kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi en son bir simetri konusu kalmıştı. Bakın bir kere simetri şöyle düşünün. Hani tek tek formülleri ezberlemektense orada şey var işte x eksenine göre simetrisi derse, y eksenine göre simetrisi derse, y eşittir x doğrusuna göre simetri diyebilir. Y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri diyebilir. Hani bunun için hepsinin için tek tek kısa yol formüller yazıyorlar ama ben bunların hepsini ezberleme taraftarı değilim. Birbirine karıştırmaya da çok açık. O yüzden simetrinin ne demek olduğunu bilelim. Simetrinin ne demek olduğunu bilelim. Ona göre hareket edelim, daha kolay olur. Şimdi bakın. Size hangi neye göre simetriyi sorduğunu söylemek zorunda. Mesela x eksen dedik, y eksen dedik. Zaten formülü kendinden de çıkartırsın. Bakın nokta üzerinden hareket edelim. Şurada bir A noktası olsun. Burada bir A noktası. Şimdi bu noktanın koordinatları da eksi 2'ye artı 3'tür diyelim. Şimdi bize x eksenine göre simetrisi dedi. X eksenine göre simetrisi. A noktasının o zaman şöyle düşüneceğiz. Sanki x eksenin üzerinde bir ayna gibi düşün. X eksenin üzerinde bir ayna varmış gibi düşünüyorum. Ve aynada oluşan görüntüyü hayal ediyorum. Bu aynada oluşan görüntüyü hayal ediyorum. Bakın siz aynaya burada duruyorsanız bir kere sizin görüntünüz aynı doğrultuda olacak. Aynı doğrultuda aynanın arkasında olacak, oluşacak. Doğrultu değişmeyecek. Bakın o zaman x değeri değişmiyor. X eksenine göre simetrisi dedi. X değeri değişmiyor. Kim değişiyor? Sadece y değeri değişiyor. Burada eksi 2 idi. Tabii mesafe aynı olur. Şu mesafeyle şu mesafe birbirine daima eşittir. Burası eksi 2 dediğine göre o zaman burası artı 2 olacaktır. X eksene göre simetrisi derse x noktamız A üssü diyelim. 3'e 2 olur bu sefer. Aynı noktanın y eksenine göre simetrisi diyebilir. Mesela y eksenine göre simetrisi. O zaman da dikkat edin. Ayna burada duruyor. O zaman da ayna burada duruyor. Ve bu sefer yine görüntü aynı doğrultuda devam edecek. Tabii şu mesafenin şu mesafeye eşit olması gerekiyor. Burası 3 ise o zaman burası eksi 3 olur. Bu sefer de y eksenine göre simetrisi eksi 3'e eksi 2'dir. Bu sefer de y değeri değişmez. İşte y eşittir x doğrusu diyebilir. Ona göre düşünürsün. Veya şey de diyebilir. X eşittir 5 doğrusuna göre diyebilir. Bakın x eşittir 5 doğrusu burada. Şurasına 5 diyelim. X eşittir 5 doğrusu bu. Şimdi aynayı buraya koyduğumuzda o zaman bu nokta aynı doğrultuda böyle devam edecek. Ve şu mesafe şu mesafeye eşit olması lazım. Burada arada 2 birim var. O zaman bu 2 birim, 5'in 2 birim bu tarafına kayacak. 7'ye gelecek. O zaman bu nokta ne olacak? 7'ye eksi 2 olacak. Hocam ses gelmiyor diyor. Diğer arkadaşlara ses geliyor mu? Geliyor. O zaman Elmas bir tek sende problem. Problem sende. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Simetri konusunu kafanızda böyle halledin. Güzelmiş. Simetri konusunu kafanızda böyle halledin. Çünkü öbür türlü dediğim gibi x eşittir 5 doğrusuna göre simetri diyebilir. Y eşittir 7 doğrusuna göre simetri diyebilir. Y eşittir x doğrusuna göre simetri diyebilir. Ne bileyim x eksene göre simetri der, y eksene göre simetri der. Burada düşüneceğin şey veya hangi doğru dediyse, hangi doğru dediyse orada ayna varmış gibi düşüneceksin. Noktanın şurada bir tane daha verelim örnek. Mesela şöyle de bir B noktası diyelim. Şöyle şurada bir B noktası var. Eksi 2'ye 4 olsun.
Y eşittir x'leri hayal edemiyorum. Biri ne demişler? Hocam doğru denklem verip noktanın simetrisi sorabilir mi? Yok Damla, o kadar abartmaz. Onu daha çok AYT mat 2'de yaparlar. Onu o kadar şey yapmazlar, abartmazlar. Orada da Y eşittir, Seda şey demiş, Y eşittir X'leri hayal edemiyorum. Dik uzaklığı düşün. Şimdi şöyle Y eşittir X doğrumuz bu. Burada buna dik uzaklığı düşüneceksin. Aynı burada buna dik uzaklığı düşüneceksin. Dikdörtgene benzet. Şunu hemen dikdörtgene çevir. Şu köşede aynı uzaklıkta dikdörtgende çıkacaktır. Anlaşıldı mı? Bir de dediğim gibi burada o kadar çok uzatmaz. Yani herhangi bir doğru denklemi verip bu doğru denklemine göre simetrisi nedir gibi çok da öyle uzatmayacaktır. Daha çok size ya x ekseni der ya y ekseni der ya da işte x eşittir 5 doğrusu der. Doğru dese bile, Damla senin dediğin gibi doğru dese bile çok abartmadan x eşittir 5, y eşittir 3 doğrusu gibi diyecektir. Evet. Şu sorulara geçelim arkadaşlar. Sorulara geçelim. Çünkü her şeyi de söyleyeyim. Neden öyle Damla? Çünkü artık biliyorsunuz sınavlar daha çok mantığa dönüyor. O senin dediklerin çok fazla formülizasyon gerektiriyor. Hani artık onları bırakıyorlar. O şeyleri geçiyorlar. Ama dediğin gibi eskiden öyleydi. Eskiden öyleyken KPSS'de değil. KPSS'de hiçbir zaman için öyle bir soru çıkmadı zaten. Hani onu artık böyle TYT'de zaten yapmıyorlar. AYT'de bile onu artık yavaş yavaş bırakıyorlar. O tarz ezber sorularını bırakıyorlar. Evet. Bir koordinat düzlemi vermiş. Orada A noktası 8'e 6 demiş. B noktası 3 demiş. C noktası da eksi 4 demiş. Aralarının ABC noktanın apsisleri toplamı ordinatları toplamından kaç fazladır diye soruyor. Tabii burada yapacağımız şey her noktanın koordinatını yazacağız. Şimdi bunun koordinatı 8'e 6. Bunun koordinatı 3'e 0. Şunun koordinatı ne diyor? Apsisler toplamı. Apsisler toplamı 8, 3, 0, 11. Ordinatlar toplamı 6, 0, eksi 4. Bu da 2. Apsisler toplamı, ordinatlar toplamından kaç fazladır demiş. Bunu da çıkart. 9 fazladır. Katı cisimlere geçecek miyiz? Yok. Katı cisimler normal haftaya. Haftaya her grup kendi programında görecek. Ders programında. Oldu mu arkadaşlar? İkinci soru. Cevaplarınızı İkinci soru için Bolu diyorlar. 2-2-2 Bolu. Bakalım. Bir n varmış. A eksi 3. 3a eksi 3. Nokta olduğuna göre. Bakın ikinci bölgede demiş. A tam sayısı açıdan hangisi olabilir? Şimdi bu ikinci bölgedeyse o zaman x'i eksi y'si artı olacak. Demek ki a eksi 3 küçük 0. 3a eksi 3 de büyük 0. Buradan a küçüktür 3, a büyüktür 1 buluruz. A 1'den büyük, 3'ten küçük olacaksa 2 olabilir. İki cevaplarımız doğrudur. Peki üçüncü sorumuz.
3 cevap tabii geliyor. A noktası 3'e eksi 2 imiş. B noktası M. AB uzunluğu da 5 birimmiş. Ha, bunu söylemedik. Bunu söylemedik. İki nokta arasındaki uzunluk. Şöyle yapalım. Bak, bunu koordinat düzleminde çizerek anlatmaya çalışalım. Daha iyi anlarsınız zaten. Şimdi 3'e eksi 2. 3'e eksi 2. Şimdi A noktası şöyle bir yerde. 3'e eksi 2. A noktası böyle bir yerde. Şimdi MM kaç bilmiyorum. Tabii burada burası çıkıyor. O biraz şey. Farklı bir yerde olmuş olsa orada da Pisagor uygulayacaksınız. Bakın, diyelim ki şu nokta. Bu iki nokta arasındaki mesafeyi bulmak istiyorum. Şöyle, şurası B noktası olsun. Bunu şöyle üçgene tamamlayın. Arasındaki uzaklığı bulmak istiyorsun. O zaman apsisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesi uzunluğun karesine eşittir. Üçgen düşünün. Dik üçgen. Yani 3 eksi m'in karesi eksi 2 eksi m'in karesi eşittir 25. 5'in karesi. Ne çıkıyor buradan? 9 eksi 6m artı m kare. 4 artı 4m artı m kare eşittir 25. Ne oldu? 4, 13. 2m kare eksi 6m eksi 12 eşittir 0. Pardon. 9, 4, 13. 13 eksi 20. Ha, doğru, eksi 12. 2'ye böldüm. M kare eksi 3m eksi 6 eşittir 0. Bu soru gelmeyecek mi? Hay Allah. Eksi 2. Zaman eksi. Heh. M kare eksi m eksi 6 eşittir 0 dedik. Buradan da eksi 3'e 2 çarpanlar 3'e eksi 2 kökler olur. O zaman m 3 olabilir. M sayısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. M sayısı 3 olabilir. Geçen derste şıklardan yerine koyun böyle durumları demiştiniz. O söylediğimin hala arkasındayım Arzu. Şurada bununla uğraşmaktansa yanlış yazmışım. Eksi 6m artı 4m eksi 2m olacak. Onu kaçırmışız. Tabii ondan sonra da çıkmıyor dedik. Ama düzeltince çıktı. O yüzden şunu yazdıktan sonra şıkları denesen olur. Sonuçta doğru cevap m'in kaç olduğu şıklarda yazıyor. Şimdi m yerine 3 yazarsak burası 0 diyor. Şuraya 3 yazarsak eksi 5'in karesi artı 5'in karesine eşit çıkıyor. Tamam, cevap 3'tür dersin, geçersin. Veya dediğim gibi bu şekilde çözeceksin. M 3 de olabilir, eksi 2 de olabilir. M eksi 2 de olabilir. Eksi 2 de olsa aradaki mesafe 5 birim çıkıyor. Evet, dördüncü soru. Tabii ben burada B'nin kaç olduğunu bilmiyorum. Öyle afaki yazdım. Hani onu da söyleyeyim. Aslında B şurada çıkıyormuş. 3'e 3 burasıymış. Ben buna afaki koydum. Hani şu üçgeni, dik üçgeni görün diye.
Ne cevapları geldi? 8 dediler. Ceyhan dediler. 8 diyorlar. Şöyle yapalım. Bakın burada düz çizgi diyebilmek için şöyle bir eğik yapalım. Çünkü şu nokta eksi 5'e 5'miş ama bu nokta 10'a 10'muş. Dolayısıyla koordinat düzlemini düşünecek olursak bu y'si 5, bunun y'si 10. Bunun daha yukarıda olması lazım. Öyle düşünelim. Hem üçgeni daha iyi görürüz. Şimdi şurada benzerliği kullanacağım. Şurası K noktası. Diyor ki MK, şurası 2K ise MN tamamı 5K. Yani şurası 3K. Şurası 3K. K noktasının koordinatları toplamı kaçtır demiş. Bakın şöyle üçgene çevireyim şunu. Şöyle üçgene çevireyim. Tabii bakın şurada iki tane benzer üçgen var. Şurayı dikledik. İki tane benzer üçgenimiz var. İç içe üçgenler. Benzerlikten hatırlayın. Şuranın tamamı 5K. Şurası 2K. O zaman aynı orantı burada da vardır. Şunlar birbirine paralel olduğu için. Şurası 2K. Şurası 5K. O zaman bakın buranın apsisi eksi 5. Bunun apsisi 10. Bunun apsisi 10. O zaman şurası 15 birimdir. 5'e bölersek 3, 2 ile çarparsak şurası 6 birim olur. O zaman eksi 5'in üstüne 6 ekle, bunun apsisi 1'dir. Benzerliği kullanıyorum. Bunun ordinatı 10. O zaman burası 5 birim. Şurası. Tabii burası 5, şurası o zaman 2 birim mi olur? 5'e 2. 5'e 2 orantısı olacak. O zaman 5'in üstüne 2 ekle, burası da 7 olur. Demek ki K noktasının koordinatları 1'e 7'dir. Bize bunun toplamını sormuş. Bunun toplamı da 1, 7, 8 yapar. Kübra ne demiş? Neden yamuk çizdiniz? Bu yamuk değil ki Kübra. Ha şunu mu neden yamuk çizdin? Şu doğruyu mu niye yamuk çizdim? Doğruyu yamuk çizmemdeki kasıt benzerliği kullanacağım. Benzerliği daha iyi gör diye yamuk çizdim. Üçgende benzerliği kullandım bu noktanın koordinatlarını bulmak için. Şimdi anladın mı niye yamuk çizdim? Yani sonuçta bunun apsisi eksi 5. Koordinat düzleminde düşün. Bunun apsisi eksi 5. Bunun apsisi 10. Arada 15 birim mesafe var. Arada 15 birim mesafe var. 2'ye 5 de orantımız var. O zaman 15'i 5'e böldüm. 3K'yı 3 buldum. 2 ile çarptım 6. Demek ki şu noktanın apsisi bundan 6 fazla. Eksi 5'in üstüne 6 ekledim. O zaman bunun apsisi 1'dir dedim. Aynı benzerliği ordinat için yaptım. Bakın bunun 5, ordinatı bunun 10. O zaman şu mesafe 5 birimdir dedim. Tabii 5'e 2 orantısı var. O zaman şu mesafenin 2 birim olması. Bunun üstüne 2 ekledim. O zaman bunun ordinatı 7'dir dedim. Böylece K'nın apsis ve ordinatını buldum. Toplamı da 8 oldu. Evet, 5. sorumuz analitik düzlemde eksi 1'e 3 ve T'yi eksi 5 olduğuna göre doğru mu? Eksi 2 olduğuna göre T kaçtır demiş. 3 cevapları geliyor. Tabii bu soruda da o eğim formülünde yerine yazacağız. Eğim eksi 2 imiş. O zaman eksi 2 eşittir. Eksi 5 eksi 3 bölü T eksi eksi 1. Tabi işaretlere dikkat edin. Bir formülün eksisi var, bir de sayının eksisi var. O zaman eksi 2 eşittir. Eksi 8 bölü T artı 1 dedim. İçler dışlar çarpımı. Eksi 2 T eksi 2 eşittir. Eksi 8. 2 T eşittir.
6 t eşittir 3 çıktı. 2 t t 6. Altıncı sorumuz. On diyorlar. Şu 8'e 5'miş. Şurası şuraya. Beş. Şurada taralı alan nedir diye soruyor. Şimdi tabii hani üçgen konusu daha önce de defalarca söyledik. Üçgen geometrinin temelidir. Oradaki bilgilerimizi kullanacağız. Şimdi bakın şunu şöyle uzattım. Şöyle. Bir kere şurası 5 birim. Nereden biliyorum? Bu noktanın ordinatı 5 olduğuna göre şurası 5 birim. Şurası da 8 birim. Burası da 8 birim. Ve dikkat edin. Şurada kelebek var. Şöyle şu çizgiyi kapatayım. Şurada kelebek var. Sonuçta şu dik. Bu da dik. O zaman o ikisi birbirine paralel. Ve burada kelebek var. E şimdi burası buraya eşitmiş. O zaman şurası şuraya eşittir. 5'e 5. Dolayısıyla şu nokta şurası eksi 5'e denk gelir. Aynı şekilde şunun da şuna eşit olması lazım. E bunun tamamı 8 ise o zaman burası 4, burası 4 olur. 4 olur. O kelebeği göreceğiz. Dolayısıyla şu üçgenin alanı 4 çarpı 5 bölü 2, 10 çıkar. Evet, yedinci sorumuz. Edirne cevapları geliyor. Bunu da böyle çizdim. Şu nokta eksi dörde üçmüş. Şu nokta 2'ye 4'müş. Bu noktada 4'e T. Yine böyle biraz eğik çizdim. Benzerliği daha iyi görelim. Daha kolay görelim. Bakın şöyle. Şunu yine üçgen düşüneyim. Şimdi bakıyorum. Apsisten hareket ediyorum. Apsisten hareket ediyorum. Eksi 4, 2. O zaman şurası 6 birim. Bu apsis eksi 4'ten 2'ye gelmiş. 6 birim. Eksi 4'ten 4'e tamamı da 8. Yani şurası 2 birim. 8. O zaman 4K'ya 3K orantısı mı var? Tamamı 8. Şurası 6. O zaman 4K'ya 3K orantısı var. 4K'ya 3K orantısı var. Şimdi şurası 1 birim. 3K eşittir 1 ise o zaman K eşittir 1 bölü 3. O zaman 4K 4 çarpı 1 bölü 3 eşittir 4 bölü 3 yapar. Yalnız dikkat 3'ün üstüne ekleyeceğiz. 3 artı 4 bölü 3 de 13 bölü 3 olur. T eşittir. 3 artı 4 bölü 3 der. 13 bölü 3 Edirne olur. Benzerlik dışında çözülür mü? Çözülür. İki noktası bilinen doğrunun denklemini yazarsın. İki doğrunun denkleminden çözebilirsin. Eğimden çözebilirsin. Sonuçta şurada bir doğru var. Şu arada hesapladığın eğimle bu arada hesapladığın eğimin birbirine eşit çıkması lazım. Veya bu doğrunun denklemini bulursun. Doğrunun denkleminde gidersin x yerine y 4 y yerine t yazarsın t'yi bulursun.
Seda tekrar der misiniz demiş. Tekrar yazalım. Tekrar bakalım. Şimdi sileyim, tekrar çözeyim. Şimdi noktamız bu. Seda. Noktalarımız bu. Şimdi bakıyorum. Bak. Eksi 4. Apsislere bakıyorum. Eksi 4, 2. Arada 6 birim var. Eksi 4, artı 4. Arada 8 birim var. Bunun tamamı 8. Şurası 6. O zaman 6-8 orantısı var. Yani 3K'ya 4K. 3K'ya 4K orantımız var. 6 bölü 8. 3K'ya 4K. Şimdi şurası 3K ama bak mesafeye bak. Bunun 4, bunun 3. Arada 1 birim fark var. O zaman 3K eşittir 1 ise K 1 bölü 3'tür. Buradaysa bak 4K fark var. Bölü 3, 4 bölü 3 olur. Ama bu 4 bölü 3 fark. 3 ile T arasındaki fark. 3 ile T arasındaki fark. O zaman T eşittir 3 artı 4 bölü 3. Yani T eşittir 13 bölü 3 olur. Oldu mu Seda? Önemli değil. Eğimden çözemedik mi dediniz? Heh, işlem hatası yapmışsındır. Eğimden de çıkar. Siliyorum. Şöyle. Eğimden de çıkar. Yani sonuçta şuradaki eğimle buradaki eğim birbirine eşittir. Şuradaki eğimi hesaplarsın. 4 eksi 3 bölü 2 eksi eksi 4. Tabii doğru yazacağım. Muhakkak birini yanlış yazdım demek ki. Eğim 1 bölü 6. Sonra bu eşittir dersin. Şu aradaki eğim. T eksi 4 bölü 4 eksi 2. Burada içler dışlar yap. 6T eksi 24 eşittir 2. 6T 26 T 26 bölü 6 yani 13 bölü 3 olur. Ama işlem hatası yapmayacağım. Büyük bir ihtimal şurada bir işareti kaçırdım. Evet, 8. soru. Sekizinci soru. A noktası 3A eksi 1, 6A artı 5'miş. Bu noktalardan geçen doğrunun eğimi nedir diyor. Doğrunun eğimi kaçtır? Yok mu bir cevap? Parametrik çözüm yapacağız. A yerine farklı iki değer verin. Denizli cevabı geldi. A eşittir 1 olsa. O zaman bizim A noktamız ne yapar? 1 yazdığımızda 2'ye 11 olur. A eşittir 2 olsa. O zaman bizim A noktamız 5'e 17 olur. Şimdi burada eğim eşittir. 17 eksi 11 bölü 5 eksi 2. Eğim eşittir. 6 bölü 3'ten 2 olur. Denizli cevapları doğrudur. Parametrik çözüm yapıp geçin. Çok basit olur. A yerine farklı iki sayı değer vereceğim. Oradan A noktalarını bulacağım. Eğimi hesaplayacağım. Evet, 9. sorumuz. Ceyhan diyorlar. 13,5. Şöyle 0'a 9 demiş. Şuradan 2'ye eşittir 3x demiş.
Şu da 6'ya 0'mış. Şu şurayı taramış, taralı alan istiyor. Şimdi taralı alanda bir üçgen var. Üçgen formülü kullanacağız. Alan formülü. Tabii taban belli. 6. Sorun nerede? Yüksekliği bilmiyoruz. H. Yüksekliği bulmak için şu iki doğrunun kesişim noktasının ordinatı lazım bana. Kesişim noktasının ordinatını bilirsem yüksekliği bulacağım. Üçgenin alan formülünü hesaplayacağım. Tabii kesişim noktasını bulabilmek için öncelikle bu doğrunun denklemini yazmam gerekiyor. Bakın şu nokta 9'muş. Yani 9x. Bu noktada 6 artı 6y eşittir. 9 kere 6 54. 3 ile sadeleştireyim. 3 ile sadeleştireyim. Ne yapıyor? 3x artı 18. Şimdi bakın burada zaten ne diyor? Bu doğruda 3x 2y'ye eşit. O zaman 3x yerine 2y yazayım. Bana y lazım. 4y 18, y 18 bölü 4 yani 9 bölü 2. Şurası 9 bölü 2'ymiş. Şimdi de üçgen alanı yapalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. O da ne yapıyor? 3 kere 9, 27 bölü 2 yani 13 buçuk. 13 buçuk cevaplarımız doğrudur. Oldu mu arkadaşlar? Tabii burada kesim noktasını bulurken taraf tarafa toplama yerine yazma kullandım. Yerine yazma yaptım. Emre denklemi nasıl yazdık? Doğrunun denklemi y'yi 9'da kesmiş 9x yazıyorum. X'i 6'da kesmiş 6y yazıyorum. Ters yapıyorum. Y'yi kesmiş, x'i 6'da kesmiş 6y yazdım. Eşittir. 6 kere 9 54 dedim. Tabii bunu sadeleştirdim. 3'e bölünüyor herkes. 3'e böldüm. Şu doğrunun denklemi 3x artı 2y eşittir 18 oldu. Bununla kesişecekler. Kesişim noktası. Şimdi kesişim noktasını bulurken ya taraf tarafa toplama yok etmeyi kullanacağım ya da yerine koyma. Şimdi bana zaten sadece y değeri lazım, ordinat lazım. 3x de 2y'ye eşitmiş. Ben de gittim 3x eşittir 2y dedim. 2y artı 2 18 ise işte y'yi 9 bölü 2 buldum. Y 9 bölü 2. Tabii bu 9 bölü 2 yükseklik oldu. H. Sonra da üçgen alanı. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 13,5'u buldum. Anlaşıldı mı Merve ve Emre? Evet, 10. soru arkadaşlar. ABCD paralel kenarmış. ABCD bu paralel kenarmış. Paralel karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve şurası eksi 5. C bu da 11'e 12. Çevresini soruyor. Çevresini soruyor. 46 cevapları geldi. Bir de 48 var. Ceyhan demişler. 48 ve 46. Şimdi bakın. Şu apsis 11. Şu 11'e denk gelmiş. O zaman şurası zaten 11. Burası 11.
Şurası da 11. Paralel kenar olduğuna göre. Oralar 11. O zaman bak eksi 5 11 diyor. O zaman B noktası 6 olur. 6 olur. Yani şurası 5 birim. Şurası 5 birim. E şurası da 12. Ordinat 12. O zaman şurası da 12. O zaman şurası 13 olur. Dik üçgen. 5, 12, 13 üçgeni. 5, 12, 13 üçgeni. Burası da 13. Paralel kenarın alanı 11 artı 13 çarpı 2, 48 alır. Oldu mu Nurduru? Bir yerde bir hatam var. Ne yaptın? 11 ile 12'yi toplayıp 2 ile mi çarptın? ...46 cevabı olmaz. Şurada 5, 12, 13 üçgeni var. Tekrar anlatır mısınız? Şimdi şu C noktası 11'e 12'ymiş. 11'e 12. O zaman şurası 11'dir. Burası 11 birim. Tabii bu paralel kenar. Burası 11 ise burası da 11 olacak. Koordinatı eksi 5 değeri. O zaman burası 6, 5, 6. Tabii şurası 11. O zaman buraya 5 kalır. 5 kalır. Şurası da 12. C noktasının koordinatı 12 olduğuna göre şurası da 12. Şurada da o zaman 5, 12, 13 üçgeni var. Paralel kenarın şu yatay şey ne onu? Şu kenarı da 13'tür. Burası 11, burası 13. Çevresi de 48 olur. Oldu mu? Admin isim yok. Anlatır mısınız diyen arkadaş. Oldu mu? Tamam. Evet şimdi bir ara verelim. 19.38. 19.50'ye kadar ara veriyoruz arkadaşlar. 19.50'de tekrar görüşmek üzere.
Tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet, kaçıncı soruda kaldık? 11. sorudayız. Sesim geliyor mu Elmas? Tamam. Ne demiş? Analitik düzlemde doğruları A noktasına geçtiğine göre C kaçtır demiş. Şimdi 3'ü de A noktasından geçiyor. Demek ki bu A noktası 3'ünün kesişim noktası. Sonuçta 3 doğru da aynı noktasından geçiyor, aynı noktadan geçiyorsa o zaman bu nokta olsa olsa bu doğruların kesişim noktası olur. O zaman 3x eksi y eksi 4 eşittir 0 diyor. 2x artı y artı 9 eşittir 0 demiş. Şu iki doğrudan verilen ilk iki doğru denkleminden kesişim noktasını bulalım. Bunları taraf tarafa toplasak 5x artı 5 eşittir 0, x eşittir eksi 1 buluruz. Yerine yazalım, y'yi bulalım. 2 çarpı eksi 1 artı y artı 9 eşittir 0. Eksi 2, y'yi de eksi 7 mi bulduk? Y'yi de eksi 7 çıktı. Şimdi üçüncü denklem x artı 2y artı c eşittir 0 diyor. Şu noktaları yerine koyalım. Eksi 1 artı 2 çarpı eksi 7 artı c eşittir 0. C eşittir 15 olur. C. Sonuçta 3 doğru da A diye bir noktadan geçiyormuş. O zaman bu A noktası bu doğruların kesişim noktasıdır. İlk iki doğru denkleminden kesişim noktasının yani A noktasının koordinatlarını bulduk. Eksi 1'e eksi 7. Üçüncü doğru da bu noktadan geçiyormuş. O zaman onu da yerine yazdığımızda C'yi 15 diye buluyoruz. 12. soru arkadaşlar. Şöyle bir üçgen vermiş. Şöyle şurası şuraya eşitmiş. 2'ye 3, 8'e 9 demiş. Şurası da 4'e 13. 4'e 13. AD şu uzunluğu istiyoruz. AD noktalar arasındaki uzunluğu istiyoruz. Tabii bunun için önce şu D noktasının koordinatlarını bulmamız lazım. Koordinatlarını bulmamız lazım. Bakın şu mesafe ile şu mesafe birbirine eşit. O zaman apsise bakıyorum. 2, 8. Tam ortası 2, 8 daha 10 bölü 2'ye 5'tir. Aynısını ordinat için yapıyorum. Y değeri için. 3'e 9. Topla 12 bölü 2'ye tam ortası 6 olur. Demek ki A D noktası 5'e 6. Arasındaki mesafe 13 eksi 6'nın karesi artı 5 eksi 4'ün karesi eşittir AD'nin karesi. İki nokta arasındaki mesafe. Burası 13 eksi 6 7'nin karesi 49 artı 5 eksi 4 1'in karesi 1 eşittir AD'nin karesi. 50 eşittir AD'nin karesi ise AD eşittir. 50'nin karekökü 5 kök 2 olur. 50'nin karekökü 5 kök 2. On üçüncü soru.
13. soru. Şu doğru için 3x artı 2'ye eşittir 15 demiş denklemine. OABC kare. Şu kareymiş. Karenin bir kenarının uzunluğu nedir diyor. 11. sorunun cevabı Edirne'ydi. Bu Adana diyorlar. 3-3-3. Bakalım. Bir kere bu kare olduğuna göre şurası A ise burası da A. Yani A'ya A'dır bunun koordinatları. Şu noktanın koordinatları A'ya A'dır. Kare olduğuna göre kenarlar birbirine eşit. O zaman bu noktanın koordinatları A'ya A'dır. Ve dikkat edin, bu nokta bu doğrunun üzerinde. Şu doğrunun üzerinde. O zaman x, y değerlerini yerine yazdığımızda sağlaması lazım. 3a artı 2a eşittir 15. 5a 15 ise a eşittir 3 olur. Demek ki a eşittir 3'tür. On dördüncü sorumuz. Ceyhan diyorlar. Şöyle çizeyim şekli. Belki biraz daha iyi anlaşılır. Çünkü biraz dikkat ederseniz şekil aslında böyle. O dur. Hatta şöyle. Hoş geldiniz. Garip verilmiş. Aslında o şekil böyle arkadaşlar. Şurası A, şurası C noktası, şu da B noktası. Şuradan da şöyle gidecek. Şurası da E noktası. Diyeceksin şeklin böyle olduğunu nereden anladın? Bakın A 2'ye 6 diyor. C de 5'e 6 demiş. 2'ye 6, 5'e 6. Bakın bunların ordinatları aynı. 6, 6. O zaman bunun böyle olması lazım. Apsis 2, 5. Koordinat düzleminde canlandırın, hayal edin. Bakın bu B noktasının apsisi eksi 1. Eksi 1'e 0. O zaman aslında B noktası burada. Yani bu şekil sizi yanıltmasın. Aslında üçgen böyle değil. Üçgen şöyle. Böyle bir üçgen. Şimdi ne diyor? AE iki tane EC'ye eşit. Şurası X, burası 2X'miş. İki katı. O zaman bakın 2, 5. 2, 5. O zaman demek ki E noktasının koordinatları 4'e 6 olacak. Sonuçta A noktasının ordinatı 6. C'nin de ordinatı 6. O zaman E'nin ordinatı 6 olur. Apsis 2, apsis 5 demiş. Arada 3 birim fark var. O zaman x'e 2x'e buradan 1 düşük, bundan 2 fazla. Apsisi de 4 olur. Bize ne soruyor? BE doğrusunun denklemi. Şimdi şu E doğrusuyla B doğrusunun arasında kalan şu BE doğrusunun denklemini yazacağız. Tabii önce eğimi bulmam lazım. Eğim eşittir 6 eksi 0 bölü 4 eksi eksi 1 dedim. Dikkat edin. Eksi var. Eksi 6 eksi 0 bölü 4 eksi 4 eksi 1. Buradan da 6 bölü 5 bulduk eğimi. O zaman y eşittir 6 bölü 5x artı k diyelim. 6 eşittir. Bir saniye. Şunu koyalım daha kolay. Eksi 1'e 0'ın sağlaması gerekiyor. 0 eşittir 6 bölü 5 çarpı eksi 1 artı k. K eşittir 6 bölü 5 buluruz.
Demek ki doğrunun denklemi y eşittir 6 bölü 5x artı 6 bölü 5. Bunu da şıklara göre düzenleyeceğiz. Şıklarda herkesi bir tarafa toplamış ve payda yok. O zaman herkesi 5 ile çarparsam 5y 6x artı 6 oldu. Hepsini bir tarafa çekersek şu 5y'yi bu tarafa atayım. 0 eşittir 6x eksi 5y artı 6. Yani Ceyhan cevapları doğrudur. Tabii diyeceksin hocam bütün bunları yapmaya gerek var mıydı? Yani sonuçta denklem bu. Bir kere şu b'yi yerine yazdığında tutması lazım. Yani x yerine eksi 1, y yerine 0 yazınca tutması lazım. O zaman bir kere cevap bolu olamaz. X yerine eksi 1, y yerine 0 yazıyorum tutmuyor. Ondan sonra Denizli olamaz. Ondan sonra Edirne olamaz. Bakın 3 şıkkı eledim biraz. Ha, Adana olabilir. X yerine eksi 1, y yerine 0 yazarsam tutuyor. Ceyhan da olabilir. X yerine eksi 1, y yerine 0 yazarsam A ve C tutuyor. Sonra ikinci noktayı bulurum. 4'e 6. Şimdi 4'e 6'yı koyarım. Bakın A şıkkında x yerine 4, y yerine 6 yazsak tutmuyor. Arzu benim netim çekmedi diyor. Soruyu baştan tekrar alabilir misiniz diyecektim. Atabilir misiniz? Anlatabilir misiniz? Şimdi önce E noktasının koordinatını buluyorum. Bir kere üçgeni biraz koordinatlara bakıp koordinat düzleminde hayal edersen bak A noktası 2'ye 6, C noktası 5'e 6 demiş. 2'ye 6, 5'e 6. O zaman koordinat düzleminde hayal ediyorum daha iyi anlayabileyim diye soruyu. Aslında bu üçgenin şekli böyle. Bak, koordinatlar aynı. Şöyle düşün. Şurası koordinat düzlemi. Bunun y'si 6, bunun da y'si 6. O zaman bunların aynı hizada olması gerekiyor. Şöyle 6. Ve bunun y'si 0. O zaman bu da x ekseni üstünde. Bak x'i eksi 1 diyor. Burada 2, bu da 5. 5. Koordinat düzlemine yerleştirirsen üçgen böyle. Yani şimdi gelelim şu E noktasını bulacağız. Bunun y'si 6, bunun da y'si 6. O zaman aynı doğrultuda olduğuna göre E doğrusunun da E noktasının da y'si 6'dır. Bu bir. İkincisi şurası x ise burası 2x'miş. Soruda söylemiş. AE iki tane E C'ye eşittir demiş. O zaman bak 2, 5 apsislere bakıyorum. Bunun 2, bunun 5. Aradaki 2'ye 1 de alması lazım. O zaman bunun x değeri 4 olur. 2'den 2 fazla, 5'ten 1 az. X değeri de 4'tür. Sonra artık E noktasının koordinatını biliyorum. 4'e 6. B'nin koordinatını biliyorum. Eksi 1'e 0. Önce E'yimi buldum. 6 bölü 5. Sonra da denklemi buldum. Y eşittir 6 bölü 5x artı 6 bölü 5. Ha, şıklara göre bunu düzenledim. Şıklara bunu böyle yazmış. Bir kere herkesi bir tarafa toplamış ve payda yok. Herkesi 5 ile çarpmış. Paydadan kurtulmuş. Anlaşıldı mı Arzu? Sonra da geldim dedim ki aslında bütün bunlarla uğraşmaya gerek yok. Zaten B noktasının koordinatı eksi 1'e 0. Yani şıklarda x yerine eksi 1, y yerine 0 yazınca eşitliğin tutması lazım. Eksi 1'e 0 şıklara yazarsan bir tek Adana ve Ceyhan'da tutuyor. Bolu, Denizli, Edirne'de tutmuyor. O zaman cevap ya Adana ya Ceyhan.
Gelirsin E noktasını bulursun 4'e 6. Dene yine X yerine 4, Y yerine 6 yazarsan Adana'da tutmuyor, Ceyhan'da tutuyor. Demek ki doğru cevap Ceyhan dersin. Yani şunları yapmana aslında gerek yoktu. Şu 4'ü 6'yı bulduktan sonra eksi 1'e 0'ı da biliyorsun. Şıklarda deneyerek çözebiliyorsun soruyu. Evet, 15. soru. Alan BOC 9 birim. BOC. Şuranın alanı 9 birimmiş. OC doğrusunun denklemi. Şu OC doğrusunun denklemi nedir diyor. Şurası A, şurası B. Ne geldi cevaplar? Adana, Adana, Adana. Bir tane Bursa'mız var. Bir tane daha Bursa oldu. İki Bursa, bir Adana. Şu üçgenin şurasını taban kabul etsek, şurası yükseklik mi olur? Şurası tabansa üçgenin, şurası yükseklik olur. Dik diyor çünkü. O zaman burası bir kere B'nin x değeri 4'müş. Şurası 4. H eşittir 4. O zaman 4 çarpı A eşittir bölü 2 eşittir 9. Demek ki 2A 9'sa A 9 bölü 2. Şurası 9 bölü 2. Yani 4,5. O zaman C noktasının koordinatları 4'e 3 bölü 2'dir. Noktasının koordinatları sonuçta aynı x değeri üzerinde. O zaman x değeri 4 olur. Y'de şurası 4,5, burası 6 diyor. Tamamı 6. AB. Şurası 4,5'sa o zaman buraya 1,5. Yani 3 bölü 2 kalır. C'nin koordinatları bu. Şurası da zaten orijin. Hiç bence bundan sonra uğraşma. Şu C noktasını şıklarda yerine yaz. Hangisi de tutuyorsa doğru cevap odur. Adana ve Bolu cevapları var. Mesela Adana'da deneyeyim. İlk sene 4 yazarsak 12. Y yerine 3 bölü 2 yazarsak o da 12. Adana doğrudur. Adana cevabı doğrudur. Ha veya buradan sonra şimdi şunu sileyim. Önce eğimi bulacağım. 3 bölü 2 eksi 0 bölü eğim eşittir. 4 eksi 0. O da 3 bölü 8 yapar eğim. O zaman y eşittir 3 bölü 8x artı k. Sonuçta noktalardan bir tanesi 0'a 0. Yerine koyarsak 0 eşittir 3 bölü 8 çarpı 0 artı k dersek k'yı 0 buluruz. Y 3 bölü 8 x. Ha, bunu da nasıl yazmış? Bir kere herkesi bir 8 ile çarpmış. 8 y eşittir 3 x. Ondan sonra da 3 x eksi 8 y eşittir 0 diye yazmış. 3 x eksi 8 y eşittir 0 demiş. Bolu cevabı verenler hatalarını gördü mü? Bolu cevabını verenler hatalarını gördü mü? Evet, o zaman üç bölü dokuzu nasıl bulduk? 3 bölü 9 nerede? Burada 3 bölü 9 yazmıyor. Üç bölü 2. Şunu mu?
Şimdi burası tamamı 6. Şunu 6 demiş. Burası 6. Şurası 9 bölü 2. 6'dan 9 bölü 2 çıkartırsan 3 bölü 2 kalır buraya. Oldu mu? Tamamdır. Evet, şimdi 16. soru. Altıncı soru. X artı 2 sıfır demiş. Y eşittir 6 doğrusu demiş. X sıfır, Y sıfır. O doğru, Y sıfır. Şuradan tabloyu alanı kaç bilmiş? Şuradaki alanı soruyor arkadaşlar. Tabii buradaki alan yamuk. Yamuğun alanını bulacağız. Yamuğun alanı taban artı taban bölü 2 çarpı yükseklik. Şöyle yazalım. Bir kere yüksekliğimiz 6. O belli. Yükseklik 6. Onda bir sıkıntımız yok. Şu noktayı bulayım. Şurayı bulabilmek için şu noktayı bulmam lazım. Burası bu doğrunun x eksenini kestiği yer. Yani burada y sıfırdır. Şurada gidip y eşittir 0 yazarsak 3x artı 2 çarpı 0 artı 18 eşittir 0. 3x eksi 18 x eksi 6 buluruz. Şu koordinat eksi 6'ymış. O zaman burası 6 birim olur. Burası 6. Noktayı bulman lazım. Şurası için. Bakın bunun zaten y'si 6. Bu noktanın y değeri 6. Bana x değeri lazım. Burada yine y yerine bu sefer 6 yazarsak y eşittir 6 ise 3x artı 2 çarpı 6 artı 18 eşittir 0 dedik. 3x eşittir eksi 30. X eşittir eksi 10 çıktı. Şurası eksi 10. Yani bunun da uzunluğu 10. O zaman şimdi yamuğun alanını hesaplayalım. 10 artı 6 bölü 2 çarpı yükseklik 48 olur. Yamuğun alanı. Evet, 17. sorumuz arkadaşlar. Cevapları geliyor. Şurası 0'a 2 noktasıymış. Şurası 2'ye 0 noktası. Tabii şu noktanın koordinatlarını bilmiyoruz.
Şu da x artı 4y eşittir 0 doğrusu. Şimdi şu üçgenin alanı lazım. Üçgenin alanı. Bakın şurayı üçgenin tabanı kabul etsek. Şurası üçgenin tabanı olsa. Burası zaten 2 birim. Benim şurayı bulmam lazım. Üçgenin yüksekliği de bu olur. H. Ama tabii bunun için de şurayı bulmam gerekiyor. X değerini bilmem lazım. Ki yükseklik kabul edelim onu. Burada da taban 2. Sonra üçgenin alanı hesaplarız. Tabii bunun için de şu iki doğrunun kesişim noktasını bulacağız. Doğrulardan biri bu zaten. X artı 4 diye eşittir 0. Diğer doğrunun denklemini de bakın şu 2x artı 2y 2 kere 2 4 eşittir 4 diyorum. Sadeleştireyim. X artı y eşittir 2 doğrusu. Diğeri de bu. X artı 4 y eşittir 0. Ben x değeri lazım bana. Ben şurayı 4 ve burayı eksiyle çarptım. 4x eksi x 3x oldu. 4y eksi 4y gitti. Eşittir 8. X eşittir 8 bölü 3. Yani bu üçgenin yüksekliği 8 bölü 3'müş. O zaman üçgenin alanı 2 çarpı 8 bölü 3 bölü 2. O da eşittir 8 bölü 3 oldu. Üçgenin alanı 8 bölü 3. Ceyhan cevapları doğrudur. Evet, son sorumuz arkadaşlar. 18. soru. Cevapları geliyor. Şöyle vermiş. AC doğrusunun denklemi şu x eksi 2'ye artı 4 eşittir 0'mış. OB doğrusunun denklemi şu da 3x artı 2y eşittir 0'mış. COB üçgen. Şimdi şurayı taban kabul ettim A. O zaman önce şurayı bulacağız. Bu taban ne kadar? Burası şu doğrunun x eksenini kestiği nokta. Yani y değeri 0. O zaman x eksi 2 çarpı 0 artı 4 eşittir 0 dersek x eşittir eksi 4. Şu nokta eksi 4. O zaman tabanımız 4. Şöyle yükseklik indi. H. Bu da iki doğrunun kesişim noktası. İki doğrunun kesişim noktasının ordinatı y değeri. Kesiştirelim iki doğruyu. X eksi 2y eşittir eksi 4. Artı 2y eşittir 0. Dikkat edin bana y değeri lazım. O zaman direkt taraf tarafa toplamayın. Şurayı eksi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplayayım. Eksi 3x artı 3x gitti. 6y 2y daha 8y eşittir 12. Y eşittir 12 bölü 8 yani 3 bölü 2. Yükseklik de 3 bölü 2'ymiş. O zaman üçgenin alanı 4 çarpı 3 bölü 2 bölü 2, 3 olur. Çarpı yükseklik bölü 2'den 3 çıkar. Hocam, Evet. dün İskender'de ve daire işlemiştik de yaprak testi çözmüştüm ben Peygamber'den. İki tane soru yapamadım. Linki attım o fotoğraflarını çekip. Onları sorabilir miyim size? Link atsam.
Nereye linki attın? Anlamadım. Yok, atabilir miyim şimdi sohbetlere? Tıkladığınız zaman soruyu görürsünüz, iki tane. Ha. Şey yaparsan WhatsApp'tan at. Hangi gruptasın? Grupta mısın sen? Yok hocam, hiçbir grupta yokum ben. Eskişehir'deyim. Kurmamıştım. Ben şuraya numaramı yazayım. At bana, çözüp sana göndereyim. Tamam hocam. Ya isterseniz hani şimdi zamanınız varsa 5 dakika çözebilirsiniz. Buraya atabilirim linki. Bastığınız zaman Şeyde tutar bakayım açılır. ben de. Tamam hocam. Şimdi. Tamam hocam. Gruptan Numaranızı atıyorlar. Orada çözüyoruz. atayım hocam ben o zaman size buradan soruları. Teşekkür ederim. Tamam. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar.